μια φλόγα που έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις πιάνει. Evet, Karşıyaka Telekom maçı başladı. Erin Mertoğlu'ndan ilk sayı. Telekom 3 sayı daha karşılık veriyor. Telekom Karşıyaka maçındayız ve bu maçın önemi Karşıyaka'nın farklı galip gelmesi lazım final grubuna devam edebilmesi için. Bertan Baştan'dan iki sayı geliyor ve 5-3 oluyor skor. Deniz Çelen. Alan savunması yapıyor Karşıyaka. İbrahim Pınarer'in atışı isabetli değil. Arca Tülyoğlu hızla rakip alana getirdi topu ve foul ile durduruldu. Şimdi Karşıyaka kenardan başlıyor. Berk de kenardan başlayacak. Bertan Baştan'a foul yapılıyor. İki atış kullanacak. Bertan Baştan. Bu arada Telekom'da oyuncu değişikliği. İbrahim Pınarer çıkıyor. Umut Erden oyuna dahil oldu. Dünkü müsabakada Telekom'un Fenerbahçe'yi yenmesi bu grupta hesapları alt üst etti. Karşıyaka'nın final grubuna devam edebilmesi için minimum 8 sayıda kazanması gerekiyor. Görkem'den bir hücum ribaundu. Görkem Doğan'dan bir hücum ribaundu ve basket geliyor. Telekom hızlı geldi ve çabuk bir atış kullandı. Ata Kahraman'la sayıyı bulamadılar. Şimdi Erim Mertoğlu'ndan iki sayılık basket. 8-3 Karşıyaka önde. Deniz Gürbüz, Efe Filik, potaya hareketleniyor. Erin Mertoğlu'na rağmen atışı isabetli ve 10'a 4 yapıyor skoru. Arca Türlüoğlu'nun
3 sayılık atışında isabet yok. Deniz Gürbüz de Telekom hücumu. Dün çok zor bir maç oynadı Türk Telekom ve Fenerbahçe'yi zor da olsa yenmeyi başardı. Ve böylelikle bu gruptaki hesaplar alt üst oldu. Şimdi Karşıyaka 13 sayıyla Fenerbahçe'ye kaybettiği için biraz farklı kazanması gerekiyor. Üçlü averajda geride kalmaması için. Berk'in 3 sayılık atışı isabetli değil. Türk Telekom Umut Erden'le rakip sahaya çıktı. Deniz Çelen'den Deniz Gürbüz. Deniz Gürbüz kendi pozisyonu arıyor. Ata Kahraman'dan 3 sayılık atış denemesi isabetli değil. Karşıyaka hızlı geldi. Görkem Doğan pot altında kaçırıyor. İkinci atış tekrar başarılı değil. Berk'in hücum ribaundu. En sonda Görkem Doğan tamamlıyor ve 2 sayı kazanıyor. Kazandırıyor takımına. Deniz Gürbüz ve Deniz Çelen tepede ikili oyun deniyorlar. Deniz Gürbüz'ün turnike atışı isabetli değil ve maçın ilk molası Türk Telekom'dan 12-5 Karşıyaka önde. Fenerbahçe bu maçtan sonra oynanacak Acıbadem maçını kazandığı takdirde final grubuna çeyrek final oynamaya hak kazanıyor. Ancak bu grupta ikinci takım Türk Telekom ya da Karşıyaka olacak. Karşıyaka'nın final grubuna ilk 8'e kalabilmesi için minimum 8 sayılık bir farka ihtiyacı var. Şu anda 12-5, 7 sayılık üstünlüğü var Karşıyaka'nın. İlk periyodun bitmesine 4.33 var ve Telekom molası. Türk Telekom antrenörü Gazi Onat'a bir teknik foul çalınıyor. Hakemle diyaloğunda neler konuşuldu buradan duymamız mümkün değil ama öyle şiddetli bir itirazında olduğu söylenemez. Teknik foul'dan sonra Gazi Onat daha çok sinirlendi. Teknik golden Doğan atışı da sayıya çevirdi Karşıyaka. 13-5 Karşıyaka önde. Türk Telekom alan savunmasına döndü. Erin Mertoğlu foul ile durduruluyor. Foul yapan 12 numara Efe Filik. Erin Mertoğlu'nun ilk atışı sayı 14-5 oldu. 15-5 Karşıyaka önde.
Evet, Deniz Gürbüz'le hücum ediyor Türk Telekom. Deniz Şelen'le ikili oyun. Deniz Gürbüz'ün zorlama atışı. Basketle sonuçlanıyor. 15-7 ve Türk Telekom tam sağ pres yapıyor şu anda. Karşıyaka hızlı bir şekilde paslaşarak topu rakip alana geçirdi. Berk'ten 3 sayılık bir basket. 18-7 oldu skor. Deniz Gürbüz, Arca Tüllüoğlu. Deniz Gürbüz, Görkem Doğan'ın üstünden atmaya çalışırken topu bloklandı ve hızlı hücumu durdurmak için de faul yaptılar. Şimdi Arca Tüllüoğlu iki atış kullanacak. Bu arada Telekom'da oyuncu değişiklikleri. Efe Filik çıkıyor. Cebrail Altuntaş oyuna dahil oluyor. İlk atışı isabetli değil Arca Tüllüoğlu'nun. İkinci atışında isabet var. Ve Arca kenara alınıyor. Alkaran oyunda karşı yakada. Deniz Çelen'den 3 sayılık bir basket geldi. 19-10 oldu skor. Alp Karahan topu rakip sahaya geçirmeye çalışıyor. İkili sıkıştırma sonunda. Top Umut Erden'den dışarı çıktı. Berk kenardan topu oyuna sokacak. Ve karşı yaka 8 saniyede topu rakip alana geçiremiyor. Ve Türk Telekom hücumu olacak. Deniz Gürbüz topu oyuna sokacak. Deniz Çelen, tekrar Deniz Gürbüz. İkili oyun tepeden. Deniz Gürbüz kendine pozisyon hazırlayıp basket faulü kazandırıyor. Evet, faul atışından Deniz Gürbüz yararlanamadı. Arca Tüllüoğlu'ndan güzel bir asist. Erin Mertoğlu pot altında iki sayı buluyor. Umut Erden'in başarısız atışında paylaşılamayan top. Top Türk Telekom'da. Yerin ıslak zeminin silinmesinden sonra tekrar oyundayız. Deniz Çelen'in geldiği top Telekom hücumuna dönüştü. Cebrail Altuntaş'a atış esnasında faul yapılıyor ve Cebrail iki atış kullanacak.
21-12. İlk periyodun bitmesine 1.53 var. Cebrail'in ilk atışı sayı 21-13 oldu. Skor. Bu arada Görkem Doğan kenara alındı. Faik altı kalem oyunda. Cebrail'in ikinci atışı da isabetli. 21-14. Karşıyaka bençinle bir teknik foul geliyor. Haklı olarak Karşıyaka seyircisi de itiraz ediyor buna. Çünkü hiç kimse anlamadı. Öyle bir itiraz da yoktu. Teknik foul'den Doğan atışı Türk Telekom sayıya çevirdi. 21-15 skor. 21-15 Deniz Gürbüz'le Türk Telekom hücumu. Arca Tüylüoğlu'na foul çalınıyor. Selen potaya yöneliyor. Geriye çekilip atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi Faik altın kalemde kalıyor. Arca Tüylüoğlu da hızlı hücum. Alp Karahan'dan üçlük geliyor. Alp Karahan 3 sayıyla cezalandırıyor Türk Telekom'u ve farkı tekrar 9 sayıya çıkartıyor. 24-15 Karşıyaka üstünlüğü var. Birinci periyodun bitimine 50 saniye var. Deniz Çelen'in atışında Faik Altınkalem blok yapıyor. Ve top Türk Telekom'da. Cebrail oyundan alınıyor. Efe Filik oyuna giriyor. Cebrail Altuntaş çıktı. Efe Filik oyuna girdi. Karşıyaka'dan 5 saniye itirazları gelirken Arca Tüllüoğlu'na bir foul daha çalınıyor. Türk Telekom iki atış kullanacak. İbrahim Bravo. Bravo. Yani önünden geçerek tebrik ederim. İbrahim Pranerer'in ikinci atışı bunda isabet yok. Evet, son 40 saniyede Karşıyaka hücumu izliyoruz. Erin Mertoğlu pot altından kaçırıyor. İbrahim Pranerer garip bir hızlı hücum oldu ama Türk Telekom iki sayı basket bulamadı. Berk'in 3 sayılık atışı isabetli değil. Alp Karahan alıyor hücum reboundunu. Son 5 saniye ilk periyotta. Alp Karahan'dan bir üçlükte öbür taraf kendi bench'in önünden ancak isabetli değil. 24-16 birinci ilk periyodun skoru Karşıyaka önde. Evet, ikinci periyot. Karşıyaka hücumuyla başladı. Karşıyaka hücumdan boş döndü. Arkasından Türk Telekom da sayı bulamadı. Ve şimdi tekrar Karşıyaka hücumu izliyoruz. Arca Tüllüoğlu'ndan
İki sayılık bir atış. İsabet değil ama isabetli değil ancak Faik Altınkalem rebound alıyor ve basket foul'ü kazandırıyor. Şimdi bir de foul atışı kullanacak Faik Altınkalem. Bunda da isabet var. Fark 11 sayıya çıkıyor Karşıyaka lehine. Evet, Türk Telekom'dan Deniz Gürbüz iki foul atışı kullanacak. İlk foul atışında isabet yok. İkinci ve son atışı. Bunda da isabet bulamadı. Rebound mücadelesi de top Karşıyaka'da. Evet, Karşıyaka Arca Tüylüoğlu'yla rakip alana geçti. Faik Altınkalem bu dakikalarda buldu hücum reboundları ve sayılarla takımına katkı veriyor. Aradaki fark 13 sayı. Ata Kahraman dan bir top kaybı. Karşıyaka hızlı hücumla geliyor. Alp Karahan Faik Altınkalem'i buluyor. Faik Altınkalem baskette cezalandırıyor. Yine masa hakemleriyle orta hakemler arasında bir anlaşmazlık. Ve Türk Telekom molası 29-16. Karşıyaka önde, Türk Telekom mola alıyor. Evet, tekrar Karşıyaka hücumuyla başlıyor oyun. Türk Telekom alan savunması yapıyor. Berk potaya hareketleniyor. İki sayılık atışı isabetli değil ama Faik Altınkalem yine orada hücum ribaundunu alıp ortalığı karıştırıyor. Karşıyaka'dan bir oyuncu yerde sakatlanıp yerde yatıyor. Berk Kar sanıyorum bu oyuncu. Ve hakemler şimdi oyuncu değişikliğini istediler. Το κρατάω κρυμμένο. Είναι γραφτό, μα είναι γλυκό. Είναι και μαγεμένο. Μεταμορφώνομαι λοιπόν μπροστά στα μάτια όλων. Τραγουδάκια τραγουδάω. Μπαρκάρ, οίνα, δε βάμε τη μητσέκ. Sanıyorum ayağında bir burkulma var. Erkin yerine 20 numarayla oyuna giren Bertan Baştan. Evet, Karşıyaka pres yapıyor.
İbrahim Pınarer potaya hareketlendi. Potalı atışı iki sayı kazandırıyor Telekom'a. Telekom da baskı yapıyor. Tam sağda. Yarı sahaya geçince de alan savunmasına dönüyor Telekom. 34-18. Karşıyaka şu anda istediği farkı yakalamış durumda ama daha 2,5 periyottan fazla bir süre var. Karşıyaka'nın ihtiyacı olduğu sayı farkı şu anda elde edilmiş durumda. Erin Mertoğlu'nun pot altından kaçırdığı atışı Faik Altınkalem ribaundu alıp tamamlıyor. 18 sayıyla Karşıyaka önde. Atakahraman'dan Umut Erden'e. Umut Erden'in 3 sayılık atışı esnasında foul geliyor ve Umut Erden 3 atış kullanacak. Bertan Baştan'dan foul geldi Umut Erden'e. İlk atışı isabetli Umut Erden'in. ...36-19 oldu skor. İkinci atışta da isabet var. 36-20. İkinci periyodun bitmesine 6 dakika 30 saniye var. 3'te 3 atıyor Umut Erden ve 36-21 oluyor skor. Sıkıştırmalı tam sağ pres yapıyor Türk Telekom. Karşıyaka çabuk çıktı. Faik Altınkalem'in topunu blokluyor Telekom. Telekom'un hızlı hücumunda foul yapan oyuncu Bertan Baştan. Bertan Baştan ve Faik Altınkalem kenara alınıyor. Oyuna Görkem Doğan ve Gökhan Demirli dahil oldu. Türk Telekom bu hücumdan sayı çıkartamıyor. Şimdi karşıya hücumu izliyoruz. Alp Karahan'dan 3 sayılık atış. İsabet var. Fark tekrar 18 sayıya çıkıyor. Atakahraman potaya hareketleniyor. Dışarı çıkartıyor. Utku Tuncel'e. Utku Tuncel kendi pozisyon yaratmaya çalışırken İbrahim Pınar'ı görüyor. Onun atışı isabetli değil. Top kapma mücadelesi Atakahraman'da kalıyor. Atakahraman ikili oyun sonunda Deniz Çelen'e pas vermek istedi. Araya giren Alp Karahan. Arca Tüylüoğlu'na foul yapılıyor. Ve Atakahraman kenara alınıyor. Bu arada oyuna giren Deniz Gürbüz.
Utku Tuncel'den ters turnike. ...39-23 skor. 4 dakika 30 saniye var. İkinci periyodun bitmesine. Arca Tüylüoğlu alan savunmasının içinde iki atışlık bir iki sayılık bir basket kazandırıyor takımına. Umut Erden'in kaybettiği top hızla karşıya hücumuna dönüşüyor. Alp Karahan'ın pot altında kaçırdığı topu Görkem Doğan tamamlıyor. Ve 43-23, 20 sayı farkla karşıyaka önde. Türk Telekom Deniz Gürbüz'le bir hatalı yürüme yapıyor. Ve şimdi bir karşı yaka molası. 43-23. Karşıyaka mola aldı. Karşıyaka mola aldı. Gazi Onat masaya bir şeyler sorarken maçın hakemlerinden teknik faul alıyor. Gazi Onat ikinci teknik faulden dolayı diskalifiye sağ dışına çıkmak zorunda kalıyor. ...43-23... Karşıyaka üstünlüğü var ve ikinci periyodun bitmesine 3.36 kala Türk Telekom antrenörü Gazi Onat iki teknik faulden diskalifiye edildi. Şimdi teknik faulden teknik faulden dolayı kazanılan faul atışını Erin Mertoğlu kullanacak. Ancak Gazi Onatoğlu sanıyorum salonu terk etmedi. Karşıyaka seyircisi tepkisini alıyor. Hakemler de sahanın dışından olması için oyunu başlatmadılar. Diskalifiye olan oyuncu ya da antrenörler oyun alanında olamıyorlar. Erin Mertoğlu'nun bu arada teknik faulden doğan kazanılan atışı sayıya çeviriyor ve Karşıyaka bir de kenardan öne başlayacak. Sanıyorum Gazi Onat sahayı terk etti ve oyun tekrar başladı. 21 sayılık üstünlüğü var Karşıyaka'nın. İbrahim Pınarer top kapıp hızlı hücuma çıkarken faul ile durduruldu ve Karşıyaka'nın bu periyotta 4 faul hakkı da olduğu için şimdi 2 atış kullanacak İbrahim Pınarer.
İbrahim'in ilk atışı isabetli. İkinci ve son atışını kullanacak şimdi. Bunda da isabet var. 21 sayıyla Karşıyaka önde. Erin Mertoğlu'ndan basketbol geliyor. Erin Mertoğlu'ndan basketbol geliyor. Foul yapan Deniz Çelen. Deniz Çelen'in de bu üçüncü foulü. Henüz ikinci periyot tamamlanmadı. Erin Mertoğlu'nun foul atışı. Bunda da isabet var. Ve 47-25 oluyor skor. Deniz Gürbüz'ün iki sayılık atışı. İsabetli. Arda Tülyoğlu'ndan iki sayılık atış. Rebound mücadelesinde Görkem Doğan Cebrail Altuntaş'a foul yapıyor. Ve Faik oyuna giriyor. Faik Altınkalem oyuna giriyor. Tekrar Görkem Doğan kenara alınıyor. Karşıyaka'nın, özür dilerim, Türk Telekom'un 28. sayısı bu. Cebrail Altuntaş ikinci foul atışını kullanıyor. Bunda da başarı var. 47-29. Karşıyaka üstünlüğü var oyunda. Ve Karşıyaka'nın hücumunu izliyoruz. Hücumdan boş dönüyor Karşıyaka. Şimdi Umut Erden'le hücumu başlatıyor Türk Telekom. Deniz Gürmüz potoya yeniliyor. Cebrail Altıntaş'a çıkardı. İbrahim Pınarer'in iki sayılık atışı isabetli değil ama Cebrail Altıntaş aldı hücum ribantını. O da basketi kazandıramadı takımına. Şimdi Arca Tüylüoğlu'la Karşıyaka hücumu. Alp Karahan'ın dripliklerini foul ile durduruyor Türk Telekom. Arca Karşıyaka'da kenara alınıyor. Oyuna giren oyuncu Berk Kar. Sanıyorum ayağındaki sakatlık tedavi edildi. Tekrar oyuna döndü Berk. Alp Karahan'ın ilk atışı isabetli. İkinci atış. Bunda da isabet var. Şimdi Türk Telekom hücum edecek. 1.30 var ikinci periyodun bitmesine. Deniz Gürbüz foul'le durduruluyor. Hayır.
Deniz Gürbüz'ün iki sayılık atışı, iki faul atışı kullanacak. İlk atışında isabet var Deniz'in. İkinci ve son atış, bu da isabetli. Ve karşı yaka molayı alıyor. 1.19 var periyodun bitmesine. 49.31 karşı yaka molası. Ondan sonrası karşı yaka hücumuyla başlıyor oyun. Türk Telekom alan savunması yapmaya devam ediyor. Arca Tüllüoğlu. Alp Karahan'a pozisyonu hazırladı. Alp'in 3 sayılık atışı başarılı değil. Rebound alan Türk Telekom'dan Cebrail ve Türk Telekom hücumu. Şimdi Umut Erden'den 3 sayılık atış başarılı değil. Rebound mücadelesinde top karşıya kadar Elin Mertoğlu'nda kalıyor. Arca ile hücumu organize etmeye çalışıyor karşı yaka. Berk'ten Elin Mertoğlu'na. Elin Mertoğlu Arca'ya pozisyonu hazırladı. Arca atmadı. 24 saniye kala atmak zorundaydı. Ve potalı 3 sayı isabetiyle 52-31 yaptı skoru. Ve son saniye Deniz Gürbüz'e Faik Altınkalem'den bir blok geliyor. 1 saniye 6 salise var. İkinci periyodun tamamlanmasına. Deniz Gürbüz'ün atışı isabetli değil. 52-31 52-31 karşı yaka üstünlüğüyle ilk yarı tamamlanıyor. Evet, 3. periyot Telekom hücumuyla başladı. Deniz Gürbüz'den 2 sayılık atış. Ata Kahraman'ın savunması başarılıydı ancak Elin Mertoğlu'nun hücum ribaundu ve arkasından basketi 54-33 yapıyor skoru. Tekrar karşıya koyucumu. Türk Telekom'un teknik fauller sonrası kolu kanadı kırılmış ve gazı kaçmış gözüküyor.
Çok fazla yapacak bir şey kalmadı Türk Telekom'un. 24 sayı fark var arada. Hücumlar sabırla hücum etmiyor Türk Telekom. Karşıyaka için tahmin ettiğinden daha kolay bir galibiyet ve farklı bir galibiyet ortaya çıktı. Evet, Alp Karahan'dan bir üçlük atış. İsabet yok. Hücum rebound mücadelesinde top Türk Telekom'lu oyunculardan çıktı diyor hakem. Evet, Arca ile Karşıyaka hücumunu organize ediyor. Görkem Doğan'dan pot altında atış isabetsiz ama Erin Mertoğlu aldı hücum ribantunu. Bu arada Türk Telekom oyuncular topu kaptı. İbrahim Pınarer'den dengesiz bir atış. İbrahim Pınarer'den dengesiz bir atış. Türk Telekom'a fast break oluyor. Aradaki fark 24 sayıya çıktı ve Türk Telekom molası. Çıktı aradaki fark. 59-33. Üçüncü periyodu bitmesine 7 dakika 35 saniye var. Ona sonrası foul atışıyla başladı. Türk Telekom oyuna. İbrahim Pınarer'in 3 sayılık atışı isabetli değil. Görkem Doğan alıyor savunma ribantunu. Arca ile karşıya hücumu başlıyor. Alp Karahan. Erin Mertoğlu'dan bir top kaybı. Deniz Gürbüz ile çıkıyor Türk Telekom. Deniz Gürbüz'den 2 sayılık bir atış. 60-35 oldu skor. Görkem Doğan'a sportmenlik dışı bir foul çalınıyor. Deniz Gürbüz kullanıyor faul atışını. Faul atışı başarısız. İkinci faul atışı. Bunda isabet var. 60-36 oldu skor.
Karşıyaka'da bir oyuncu değişikliği. Erin Mertoğlu çıkıyor. Oyuna giren oyuncu Görkem Doğan bir foul daha yaptı. Görkem kenarda. Bu arada oyuna giren Bertan baştan ve Faik Altıkaya. Deniz Gürbüz'ün ilk atışı isabetli. 60-37 skor. İkinci atışı Deniz Gürbüz'ün. Bunda da isabet var. 60-38. Türk Telekom tam sahada pres yapıyor. Uzun paslarla çıktı Karşıyaka, ancak Faik'in elindeki topu kapmaya çalışırken paylaşılamayan top hücum sırası Karşıyaka'da olduğu için oyuna Karşıyaka kenardan başlayacak. Kenar oyunda potu altında boş kalan Faik'e yapılan sportmenlik dışı faulden sonra Faik altı kalem iki atış kullanacak ve topu kenardan oyuna sokacak. Turnuvanın üçüncü günde Faik altı kalem çok iyi bir performans ortaya koyuyor. İlk iki gün bu kadar etkili bir oyun sergileyememişti. Ancak bugün takımına çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Berk Kar'la oyuna başladı Karşıyaka. Şimdi Arca Tüylüoğlu Bertan Baştan'ın 3 sayılık atışı isabetli değil. Türk Telekom hücumuyla oyun tekrar başlayacak. Karşıyaka da tam sahada baskı yapıyor. Deniz Gürbüz kendine ve arkadaşlarına pozisyon hazırlamak isterken Efe Füli'ye vermek istediği top. Bertan Baştan'ın da kalıyor. Bertan Baştan'a yapılan faule Karşıyaka seyircisi sportmenlik dışı bir faul bekliyor ama hakemler aynı görüşte değil. Deniz Gürbüz kenara alınıyor Türk Telekom'da. Oyuna giren Ata Kahraman. Bertan Baştan şimdi faul atışları kullanacak. İlk atışı kaçırıyor. İkinci ve son atış. Bunda isabet var. 62-38 oluyor skor. İbrahim Pınarer'den 3 sayılık bir basket geliyor. Aradaki fark 21 sayı. Üçüncü periyodun bitmesine 5,5 dakika var. Bertan Baştan'dan başarısız bir atış. Deniz Çelen aldı ribaundu ve driplik de yarı sahayı geçtikten sonra Ata Karahan'a verdi topu. Şimdi Deniz Çelen'den Efe Fili'ye. Efe Fili'nin 3 sayılık basketi ve karşı yakam olası geliyor. Üçüncü periyodun bitmesine 3 dakika kala
skor 62-44. Karşıya kavucumuyla başlayacak. İlk yarıda yaşananlar ve sayı farkının oldukça fazla olması açıkçası maçın heyecanı da kaybolmasına sebep oldu. Dört dakika 50 saniye var. 20 sayıyla Karşıyaka önde ama şunu söylemek lazım, daha bir periyot var, yani 14,5 dakika var. Deniz Çelen'den çok çabuk düştük. Bu sonuçta çünkü Türk Telekom çeyrek finale kalım 3. oluyor grubunda. Bu arada Faik Altıkkale'ye hücum foul çalınıyor. Üçüncü oluyor. Affedersiniz, yanlış söyledim. Üçüncü oluyor ve bu skordan dolayı da ve antrenörlerinin diskalifiye edilmesinden dolayı da oldukça buruk ve isteksizler şu anda. Dün çıkardıkları harika oyundan bugün maalesef ki eser yok sahada. Berk Karputa'ya yeniliyor. Arda Tüylüoğlu. Arca Tüylüoğlu'dan basket foul geliyor. Şimdi bir de atış kullanacak Arca Tüylüoğlu. Kaçan foul'ün rebound mücadelesinde Faik Altıkkalem ve Türk Telekom'dan Efe Filin arasında kalıyor. Top paylaşılamayan top, karar veriyor hakemler. Hücum sırası Türk Telekom'da olduğu için top Türk Telekom'un oyuna sokmasıyla başlayacak. Türk Telekom hızlı hücum etmek isterken bir top kaybı daha yapıyor. 22 sayılık fark. Karşıyaka'yı daha da rahatlatmış durumda. Faik'in aldığı bir hücum ribaundu daha var. Fakat atışı başarısız. Berk aldı topu. Şimdi Arca'yla sakin bir şekilde tekrar hücum etmek istiyor Karşıyaka. Son 3 saniye 24'ün dolmasına. Deniz Çelen alıyor topu. Arkadaşına vermek isterken
Top Faik'ten dışarı, Faik Altıkale'nden dışarı çıkıyor. Türk Telekom'da bir oyuncu değişikliği. İbrahim Pınar Erer çıkıyor. Deniz Gürbüz oyuna giriyor. Türk Telekom'dan bir top kaybı daha. Erin Mertoğlu'nun foul line üzerinden atışında isabet yok. Türk Telekom hızlı geldi ama bu sefer de Ata Kahraman hatalı yürüme yapıyor. Üçüncü periyodun bitmesine 2 dakika 14 saniye var. 66-44 Karşıyaka üstünlüğü ile devam ediyor oyun ve Türk Telekom molası. Evet, mola sonrası Türk Telekom hücumuyla başladı. Berk Karahan'da top. Berk Kara çıkartıyor. Berk'in 3 sayılık atışı isabetli değil. Oyun Türk Telekom hücumuyla tekrar başlayacak. Karşıyaka aradaki farka rağmen tedbiri elden bırakmıyor ve tam sağ adam adama baskı yapıyor rakibine. Alp Karahan potaya yöneliyor. 2 sayılık atış ve basket. Basketi buluyor. Alp Karahan'dan çok uzaklardan bir atış. Faik Altıkalem oraları yine karıştırdı. Ribaundu alan Berkkar. Berk'ten şimdi 3 sayılık atış ve isabetli. Karşıyaka'da Berk kenara alınıyor. Ege Özler oyunda. Deniz Gürbüz'ün 2 sayılık atışında isabet yok. Erin Mertoğlu aldı reboundu. Son 17 saniye. Son top olarak kullanacak Karşıyaka. Alp Karahan topu kaybediyor. Deniz Gürbüz'de kalıyor top. Efe Filik. Efe Filik'ten Umut Erden'e ama topu potaya atmak için süre yetmiyor. 69-46 Karşıyaka üstünlüğüyle 3. periyot sona eriyor.
Telekom hücumuyla başlıyor final periyodu. Alp Karahan foul yapan oyuncu. Umut Arden. Umut Arden'den 3 sayılık atış. Faik Altık kalem aldı savunma ribantunu. Arca ile çıkıyor karşı yaka hücum alanına. Arca'nın potaya yönetmesi Erin Mertoğlu'nun pot altında basket sırasında bir de foul yapılıyor. Basket foul, foul'dan doğan atışı Erin Mertoğlu kullanacak. 71-46 karşıyaka üstünlüğü var. Sanıyorum sportmenlik dışı foul verdi hakemler. Çünkü tekrar karşıyaka hücumuyla başladı oyun. Berkkar'ın atışında isabet yok. Umut Arden üçlük kullanıyor ancak başarılı değil. Efe Filik oyundan alınıyor. Türk Telekom'da Ata Kahraman oyuna dahil oluyor. Faik bugün aldığı hücum ve savunma ribantlarıyla takımına oldukça katkı sağladı. Arca Tülyoğlu'nun maç oynanırken maç oynanırken Türk Telekom bench'inden oluşan bir diyalog sonrası orta hakemler bir teknik foul daha çaldılar Türk Telekom'a. Ve bunun üstüne Türk Telekom mola aldı. 72-46 skor. Mola sonrası Karşıyaka bir foul atacak ve topu kenardan oyuna sokacak.
Faik Altınkelime bir hücum foul çalınıyor. Telekom'un oyuncuların ikinci periyodun ortasında yaşanan olaylardan oldukça etkilendiği ve enerjilerinin düştüğünü söyleyebiliriz. Mücadele güçlerini kaybettiler sanki. Dün müthiş oynayan takım bugün yok sahada. Arca Tüllüoğlu'ndan harika bir turnike izledik. Bir de foul yapıldı Arca'ya. Arca'nın atışı isabetli değil. Görkem Doğan'ın hücum reboundu basket foul ile sonuçlanıyor. Şimdi Görkem bir foul atacak. Görkem'in atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde top karşıya kadar. Evet, Arca sokuyor top oyuna. Alp Karahan. İlk atışı kaçırdı Arca, ikincisinde isabet var. Türk Telekom'da İbrahim Pınarer oyundan çıkıyor. Arda Esen oyuna giriyor 14 numaralı formasıyla. 7 dakika 36 saniye var maçın tamamlanmasına. 22 sayılık Karşıyaka üstünlüğü devam ediyor. Türk Telekom'da bir top kaybı daha. Arca kaptığı topla turnike atmak istedi ancak yapılan foul. Şimdi iki atış kullanacak. Atışlarından sonra Türk Telekom hücumu olarak tekrar oyuna başlıyor. Oyuna dönüyoruz. 80-46 Karşıyaka önde. Ata Karahan'dan bir turnike. Ancak top inişe geçti diyor maçın hakemleri ve basketi veriyorlar. 80-48 oldu. Egemen Doğan'dan bir top kaybı. Evet.
Evet, Türk Telekom top oyuna soktu. Deniz Gürbüz hızla rakip alana getirdi. İçeri şöyle bir dalar gibi yaptı, çıktı. Şimdi kendi kullanıyor. İsabet yok. Hücum reboundunu aldı Deniz Gürbüz. Ata Kahraman'a kadar geldi top. Ata Kahraman'dan 3 sayılık atış. İsabet var. 80-51 oluyor skor. Deniz Gürbüz de büyük sayılık atış denemesi yapıyor. Başarılı değil. Arca aldığı savunma ribaundıyla bütün sahayı geçip karşı yakaya iki sayı daha kazandırıyor. Berkkar'dan iki sayı.